Soru. Kemal Bey, varis için neler yapabilirim demiş. Varis için. Şimdi ilerlemiş bir varis için yapılacak bir şey yok Hüseyin, onu söyleyeyim. Hı-hı. Ama bakın, ailenize bakın. Yani annede, babada, teyzede veya daha öncekilerde varis var mı? Eğer varis varsa o zaman sizde de bu genetik olarak bu yatkınlık var demektir. Ne yapacaksınız? Çoban çantası var hocam. Evet. Orada. Damar genişlemesi olduğu için onu veriyoruz. Evet, çoban çantası. Karabaş otu. Ve önce çoban çantasını kullansınlar 15 gün. Sonra 15 gün karabaşı kullansınlar. Akşam yatmadan her ikisi de. Susam yağı da var hocam içerisinde. Varis kürümüzün içerisinde. Onu ya dıştan susam yağını da sürebilir. Hı-hı. Doğru. Sonra tekrar çoban çantası 15 gün tekrar karabaş çayı. Yani bu önleyicidir. Ortaya çıkmasına engel olur. Ama tam bir varis oluşmuş, iyice damar genişlemiş. Burada yapılabilecek bir şey yok. Bak sonra Hüseyin, yani beslenme kültürümüz değişti. İnmeler arttı, biliyor musun? İnme. Evet. İnme neden olur? Ya damar tıkanır, tromboz, pıhtı atıyor, damarı tıkıyor. Bir de damar sızdırıyor veya çatlıyor. Yani bu iki türlü. İşte burada damarların güçlü olması lazım. Damarları güçlendirmek için de C vitamini eksikliğine düşmemeye bakın. Bir de ne oluyor? İşte bu doğal olmayan gıdalar ve buradaki zirai ilaçlar bir takım tahribatlar yapabiliyor. Onun için ben şunu söylüyorum. Mümkün olduğu kadar doğal olan şeyleri tüketin. Besinleri.